Ekonomist Selçuk Geçer'in iddialarını ve analizlerini dikkate alarak dolar kurunun yaz aylarından sonra yükseleceğini ve yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkarken dolar kurunu nasıl etkileyebileceğini tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Selçuk Geçer'in ifadeleri bizleri bekleyen riskleri net bir şekilde ifade ediyor. Bildiğiniz gibi Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan bir ekonomisttir ve onun bu konudaki uyarıları ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştır. Öncelikle dolar kurunun yaz aylarından sonra neden yükseleceğine dair Selçuk Geçer'in öngörülerine bakalım. Geçer, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon oranları, dış borç yükü ve cari açık gibi makroekonomik göstergelere dikkat çekiyor. Yaz aylarında turizm gelirlerinin artması ve döviz girişimlerinin çoğalmasıyla geçici bir rahatlama yaşanabilir. Ancak bu durumun geçici olacağını ve yaz sonrasında döviz talebinin yeniden artacağını öngörüyor. Özellikle ithalatın yüksek olduğu Türkiye gibi bir ülkede döviz talebinin sürekli ve güçlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Selçuk Geçer, yaz aylarından sonra artan döviz talebinin yanı sıra Türkiye'nin dış borç ödemelerinin yoğunlaşacağını ve bunun da döviz kurunu baskılayacağını belirtiyor. Türkiye'nin yüksek dış borcu, özellikle kısa vadeli borçlar, döviz kuru üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir. Borçların ödenmesi için gerekli olan dövizin bulunamaması durumunda, döviz talebi daha da artar ve bu da döviz kurunu yukarı çekebilir. Bir diğer önemli nokta ise, yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkışının dolar kuru üzerindeki etkisidir. Selçuk Geçer, yabancı yatırımcıların ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve siyasi riskler nedeniyle Türkiye'den çıkmayı tercih edebileceklerini ifade ediyor. Yabancı yatırımcılar, portföy yatırımlarını ve doğrudan yatırımlarını geri çekerken, Türk lirasından çıkarak dolar veya diğer dövizlere yönelirler. Bu durum, piyasada dövize olan talebi artırarak dolar kurunun yükselmesine neden olur. Yabancı yatırımcıların çıkışının ardındaki bir diğer neden ise, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının yükselmesi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed gibi büyük merkez bankaların faiz artırımları, gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışına yol açabilir. Yabancı yatırımcılar, daha güvenli ve yüksek getiri sağlayan gelişmiş piyasalara yönelirken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkış yaparlar. Bu sermaye çıkışı, döviz talebini artırarak dolar kurunu yukarı taşır. Selçuk Geçer ayrıca, Türkiye'nin makroekonomik politikalarına ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişelere de dikkat çekiyor. Para politikalarının belirsizliği ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair soru işaretleri, yabancı yatırımcıların güvenini sarsabilir. Bu durum, yatırımcıların risk algısını artırarak, Türkiye'den çıkışlarına ve dolayısıyla döviz kurunun yükselmesine neden olabilir. Selçuk Geçer'in analizlerine dayanarak, dolar kurunun yaz aylarından sonra yükselme olasılığı oldukça yüksektir. Yaz aylarında turizm gelirlerinin geçici olarak sağladığı rahatlama sona erdiğinde, döviz talebinin artması, dış borç ödemelerinin yoğunlaşması ve yabancı yatırımcıların çıkışı, dolar kurunu yukarı çekecektir. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi belirsizlikleri, yabancı yatırımcıların güvenini sarsarak sermaye çıkışlarını hızlandırabilir ve bu da döviz kurunu daha da artırabilir. Bu nedenle, ekonomimizin bu kritik dönemeçte istikrarını koruyabilmesi için makroekonomik politikaların daha şeffaf ve öngörülebilir olması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yabancı yatırımcıların güveninin yeniden kazanılması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, dolar kurundaki yükseliş, ekonomimiz üzerinde daha büyük ve kalıcı olumsuz etkiler yaratabilir.